Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Gafir Suresi, diğer adıyla Mü'min Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Mekkiyetun illellezine yücadilune el ayeteyn. Yani genelde Mekke'de inmiştir. Ancak ellezine yücadilune diye başlayan 56 ve 57. iki ayet bundan istisnadır. Hamsun ve temanuna ayet, 85 ayettir. Nezelet ba'de Zümer, Zümer suresinden sonra nazil olmuştur. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Allah alem bi muradibi. Bununla ilgili olaraktan genişçe detaylı bir şekilde daha önceleri de Kur'an-ı Kerim'i yapmış olduğumuz tefsirde de hurufu mukatta'a diye ifade ettiğimiz kesik harflerde de YouTube'da de tespitler.com'da da bunun hakkında yazılı veya anlatımlı olarak genişçe bir bilgi bulabilirsiniz. Bundan muradın ne olduğu elbette Allah tarafından bilinir. Ancak ilahi bir şifredir Allah Resulü ile Allah arasında. Adeta şu dörtlükte olduğu gibi aşık olduğum bir mime, inciler dizilmiş cime, cim öyle bir cim ki eliften gaf getirir mime. Buradaki elif, cim, gaf, mim ifadeleri. Aşık olduğum bir mime Muhammed'e, inciler dizilmiş cime. Yani ayetler dizilmiş Cebrail'e. Cim öyle bir cim ki, Cebrail öyle bir cim ki, eliften gaf getirir mime. Allah'tan Kur'an getirir Muhammed'e aleyhissalatü vesselam. Bu nedir? Tenzilül kitab. Kitabın indirilişi. Yani el-Kur'an. Bu kitap ki indirilmiştir. Bu cümle mübteda cümlesidir. Minallah ise onun haberidir. Bu kitap, indirilen bu kitap minallah tarafı ilahidendir. Allah tarafından. O Allah ki el aziz fi mülkihi, mülkünde izzet sahibi, el alimi bi halkihi ve tüm mahlukatını hakkıyla bilendir. O Allah. Gafiriz zenbi lil müminine, müminlerin günahlarını affedendir. Ve kabili tevbilehum ve onların tevbelerini de kabul edendir. Bu tevb ifadesi mastardır. Aynı zamanda şedidil ikabili kafirine, kafirlerin azabını şiddetli yapandır. Kafirlere azabı, ikabı şiddetli olan. Yani ey müşeddidihi, onu şiddetli kılandır. Kafirlere karşı azabı şiddetli kılandır. Aynı zamanda zittavli, o lütuf sahibidir. Diğer bir ifadeyle el-inamil vasiya, geniş nimet vericidir. Geniş çaplı olaraktan nimetleri verendir. Ve bu cümle mevsufun aleddevam bikülli hazi sıfatı. Yani bu durum ne yapar? Bu sıfatlar ile, bütün bu sıfatlar ile sürekli olaraktan mavsuftur. Yani Allah, ki Kur'an-ı Kerim'in en belirgin özelliğidir, bir olayı anlatırken onun sonunda Allah kendi sıfatını dile getirir. İşte Alim gibi, Aziz gibi, Hakim gibi, Rahim gibi ve burada saydığı gibi. İşte tevbeleri mağfiret eden, günahları bağışlayan, tevbeleri kabul eden, zid, tavli, lütuf ve ihsan, nimet sahibi şeklinde sürekli bir şekilde bu bütün sıfatlarla sürekli bir şekilde mevsuftur Allah. Yani diğer bir ifadeyle Allah'ın zatı ezeli ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ebedidir. Yani lütfu sürekli olandır. Yani sürekli mevsuftur. Yani haşa belli bir zamanda vermiş ondan sonra bitmiş değil. Ve izafetül müştakı minha littarifi kel ahireti. Dolayısıyla o sıfatları müştak olanlarının izafeti içindir. Ne gibi? Kel ahireti, ahire kelimesi son kelimelerindeki gibi. Son kelimelerinde olduğu gibi. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. İleyhil masir. Ki birçok ayette ileyhil masir, ileyhil me'ab, ileyhil merci' dönü iley turcaul emru şeklinde işler ona döner. Ve ileyhi turcaul emru kullu. Bütün işler ona döner. Sürekli Cenab-ı Hak kendisini böylece masir, merci, me'ab yani dönüşün kendisine olduğunu, çünkü her şey madem ondandır, minallah ilallah. Allah'tan olduğu içindir ki her şey neticede ona dönmüş olur. Merci hakiki ancak Allah'tır. Ma yücadilu, mücadele etmez fi ayatillah, Kur'an hakkında. Yani tartışma, münakaşa kim yapar bunu? İllellezine keferu. Mesela min ehli Mekke, Mekke ehlinden olduğu gibi.
o Kur'an hakkında mücadele eden Allah hakkı, Allah'ın ayetleri yani Kur'an hakkında mücadele eden o kafirler var ya, işte fela yavrurke, onlar seni aldatmasın. Hangi durum? Tekalluhum fil bilade, lil maaşi salimine, yani güvenli bir şekilde maaş için onların dolaşmaları, beldelerde, farklı farklı şehirlerde dolaşmaları seni aldatmasın. Fein akibetü, niye? Çünkü feinne akibetehum ennar. Çünkü onların neti akibeti, sonucu ateş ve cehennemdir. Kezzebet kablehum, onlardan önce de yalanladı. Kim? Kavmu Nuh. Nuh'un kavmi. Daha kim? Vel ahzab, ahzab. Kim bunlar? O hizip topluluklar. Ya Ad ve Semud. Yani Ad ve Semud kavmi gibi. Topluluklar da ne yaptı? Onlar da yalanladılar. Ve aynı zamanda gayrihima. Ve onlarla beraber diğerleri de. Min badihim. Ondan sonra. Ve hemmet külli ümmetin. Ve her ümmet, her ümmet kastetti. Bir Resulihim peygamberini. Düşündü. Hesap etti. Hile yaptı. Oyun yaptı. Plan yaptı. Niçin? Li'ekuzu. Onu elde etmek, yakalamak için. Hangi amaçla? Yani burada zaten Cenab-ı Hak da mesela hak gibi ya'huzu ahaze alma manası olup, burada da kıyameti ve kafirleri helak etmeyi, cezalandırmayı bu ifadeyle. Yani li'ekuzuhu, o peygamberleri öldürmek için. Ve cadelu bil batili. Ne yaptılar? Mücadele, batılla mücadele ettiler. Yani batıl üzere devam ettiler. Niçin? Liyudhidu, yani yeziru, gidermek için. Bi onunla el hakka. O batıl ile hakkı gidermek için ne yaptılar? Yeziru, gidermek için onlar yine mücadele ettiler. Fe ahastuhu. Onlar böyle hak ile veya hak olarak gönderdiğim peygamber veya kitaplar ile mücadele ede dursunlar. Ben de ikab ile, bil ikabi, azap, ceza ile onları yakaladım. Fekeyfekâne ikab. Nasıl olurmuş azap? Lehum, onlar için azap nasıl olur? Azabım onlar için nasıl olur? Yani aslında ikabi şeklinde de ifade edebiliriz. Benim azabım, o ikabım onlar için nasıl olurmuş? Eyyâne ve vâhiyon mevki'uhu. Yani o azap böylece yerinde vaki olmuş oldu. Onları o yerlerinde de o azap yakalamış oldu. Bazen sabah, bazen gece vakti gibi. Ve kedalik. İşte böyledir. İşte böyledir. Ne olan? Hakkat kelimet Rabbi. İşte onun için azap, helak kelimesi kelimeyle de ifade ediliyor. Veya ahaze ile helak, yakalama gibi. Eta emrullah mesela veya eta gibi ifadelerle ne hak oldu? Rabbinin kelimesi hak oldu. Yani azap kelimesi, yani helak. Yani mesela ne demişti onlar için? Ki bir le'emle enne cehenneme minel cinneti ve nâse ecmai. Kasem ile Cenab-ı Hak demişti ki muhakkak ve elbette ki ben cinlerle ve insanlarla cehennemi dolduracağım demişti. Hus suresinin 119. ayeti kerimesinde. Bu ifade böylece ne olmuş oldu? Onlara azap ifadesi, tehdidi hak olmuş oldu. Kime? Alellezine keferu. O kafirler. Çünkü ennehum, onlar ashabınlar, ateş sahibidirler. Cehennem sahibidirler. Yani teşbitata olmasın. Anne ile yavrunun birbirini bulup kucaklaşması gibi. Adeta zaten cehennem içinde o ifade kullanılıyor, anne tabiri gibi. Böylece kendi yavruları olan cehennemin sahiplerini o anne durumunda olan cehennem bulmuştur. Bu nedir? Bedelun min kelime. Buradaki kelime bedeli, kelimeden bedeldir. Yani ondan bedel ne oldu? Onlar cehennem sahibi oldular. Ellezine, o kimseler ki yahmilunel arşe. Bu cümle mübtedadır. Başlangıç cümlesi. Yani arşı taşıyorlar. Ve men havlehu, ve onun etrafındakiler. Bu kelime nedir? Atfun ala yusebbihune. Bu yusebbihune kelimesine atıftır. Ki haberuhu, haberi de şudur. Onu ne yapıyorlar? O arşın etrafında bulunan o melekler, arşı taşıyan melekler Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Ne ile? Bihamdi Rabbihim. Rablerinin hamd ve şükür ile. Bu nedir? Melabisine lil hamdi. Yani bunda sürekli olaraktan,
Yani adeta elbiseyle vücudun veya deriyle bedenin iç içe girmesi münasebeti gibi, yani iç içe girmiş, kaynaşmış olma hali gibi, artık onlar da yani o hamdı bir elbise, takım elbise gibi sanki vücutlarını giymişler. Yani sürekli o vaziyet üzerindedirler. Yani yekulune, ne derler sürekli tabiri caizse dünyevi ifadeyle 24 saat boyunca? Subhanallah ve bihamdi derler. Hamd ile Rabbimizi tesbih ediyoruz diyerekler hamd ve tesbihlerini dile getirirler. Bihamd ve yu'minune bihi taala bi besa irihim, ve görerek Rablerine iman ederler. Yani yusaddikune bi vahdaniyeti, onun birliğini ve tekliğini tasdik ederler. Daha ne yaparlar? Ve yestağfirune lillezine amenu, iman edenlere istiğfarda bulunurlar. Mağfiret, Rabbimizin mağfiret etmesini dilerler iman edenlerin. Onun için ne derler? Yekulune, derler ki Rabbena, ey Rabbimiz, vesiyete külle şeyin rahmeten, senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır. Aynen ayetteki vesiyat rahmeti külle şeyin de olduğu gibi, veya sabakat rahmeti ala gadabi ifadesinde olduğu gibi, senin rahmetin her şeyi kuşatmıştır ey Rabbimiz. Ne olarak her şeyi kuşatmıştır? Rahmet ve ilim olarak. Yani vasiyat rahmeteke külle şey, rahmetin her şeyi kuşatmış. Ve ilmuke külle şey, ilmin de her şeyi kuşatmıştır. Yani ne gibi? La tudrikuhul ebsar ve ve yudrikuhul ebsar. Yani gözler onu idrak ve ihata edemez. O ise gözleri ve gözlerin gördüklerinde ihata ve idrak eder. Çünkü zatı yine ifade edeceğim, ezeli ve ebedi olduğu gibi sıfatları da ezeli ebedi olduğu içindir ki onun için adem, yokluk, içlik söz konusu değil ki varlıklar onun dışına gitsin, orada saklansın. Onun için adem-i mutlak, mutlak manada bir yok, yok, yoktur. Her şey onun ilminde, rahmetinde, kudretinde dahildir. Bunu ifade eder, derler ki fâfir, bağışla ya Rab. Kimi lillezîne tâbû mineşşirki, şirkten ve küfürden dönmüş olanları, tevbe etmiş olanları bağışla. Daha vettebe'u sebîleke, din-i İslam. Senin İslam dini olan yoluna tabi olanları. Ve aynı zamanda vakihim azâbel cahîm, onları cehennem azabından koru ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a karşı mağfiret dileğinde bulunmuş olurlar bu melekler. Bunları talep etmek suretiyle. Burada yine 8. ayet-i kerimede ve yine o melekler o Cenab-ı Hakk'a olan, Allah onlardan razı olsun inşallah, ahirete gidince aslında onlara bir teşekkür etmek lazım. Bizim için neler yapıyorlar? Rahmet diliyorlar, mağfiret diliyorlar. Ya bizim için hakikaten daha ne diliyorlar bakalım o melekler. Rabbena, ey Rabbimiz, ve adhilhum, onları koy. Nereye? Cennate adin ikamet. Kalıcı olaraktan adin cennetlerine, kalmak üzere adin cennetlerine onları koy ya Rabbi. Elleti, o adin cenneti ki vaattehum, sen onlara vaat etmişsin. Daha وَمَنْ صَلَحَا, o kimseler ki salih amelde bulunuyorlar. Bunu ifade nedir? Salaha, atfun ala hüm. Oradaki hüm zamirine atıftır. Neredeki? Fi وَاَدْخِلْهُمْ ifadesinde, şuradaki hüm zamirine atıftır. Evveya da fi vaat veya buradaki vaatte. Çünkü aynen devam ettiği için onları koy veya onlara sen vaat etmişsin. Neyi onlara salih kimseler? Neden? Bu minmini beyaniye. Onların abalarını, ecdatlarını ve ezvacihim zevcelerini ve zürriyatihim zürriyetlerini, nesillerini ve böylece onları da cennetine, o vaat etmiş olduğun adin cennetine onları, yani onlardan kasıt salih olanları, ecdatlarından, ki o ayrımı yapıyor. Yani kafir olan değil. Çünkü zaten makbul değildir. Zevcelerini ve zürriyetlerini. Çünkü sen inneke entel azizul hakim. Çünkü sen aziz ve hakimsin. Nerede? Yusunayhi. Yani yaptığın işlerde, yarattığın işlerde aziz ve hakimsin ya Rabbi. Evet. Vakihimus seyyiat. Evet. Ve günahlardan sen korudun. Sen korudun. Yani azaptan. O seyyiattan. Seyyiat su.
su'el hisab, su'el azap gibi ifadelerle de, su'izan gibi ifadelerle de gelir. Yani seyyiat genel olarak kötülük, ki buradaki azaptan. Sen onları günahtan, yani azaptan, kötülüklerden koru. Ki وَمَنْ kim ki takis seyyiat, yani o azaptan, kötülüklerden sakınırsa yevme izin, işte o gün. Yani yevmel kıyame. Yani o günahtan sakınmış olanları ne olmuş olur? Fakat rahimte. O gün, böylece o günahlardan sakınmış olanları sen rahmet etmiş olursun. Sen onlara rahmet edici olursun. İşte bu nedir? وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Bu büyük bir fevz ve kurtuluştur. Demek ki sen onları azaptan korudun. Yani seyyiattan kasıt. O halde kim o gün günahlardan, seyyielerden, azaplardan korunmuş ise, o zaman o muhakkak ki sen ona fakat rahimte rahmet etmişsin demektir. Yani demek ki o bundan sakınmakla, korunmakla, cehennem gibi, azap gibi, demek ki o rahmete mazhar olmuş demektir. Evet, innellezine keferu, küfredenlere gelince, yuna devne, nida edilirler. Nereden, kimden? Min kıbelil melaiketi, meleklerin tarafından. Onlar çağrılır, nida edilir. Ki vehum, onlar yem kutune, kendilerine kızıyorlar, enfusehum, kendi nefislerine. Ne zaman? İnde dukulihim innar, cehenneme girdiklerinde kendi kendilerine, ah vah ya, ben ne kötü adammışım, ne cahilmişim gibi artık sıralayayım. Ona göre kendi nefislerine makt ediyorlar. Makten diye ayette de geçiyor. Kendi nefislerine kızıyorlar. Oysa lemaktullah iyyakum, Allah'ın onlara kızması ise, Allah'ın onlara buğz etmesi ise, ekberu min maktikum, sizin kendinize, enfusekum, kendi nefislerinize kızmanızdan, gadap etmenizden daha da otomatikmen büyüktür. İz vaktaki tud'avune fid dünya, siz ne olmuştu dünyada? Davet edilmiştiniz. Neye? İler imani. Siz dünyada imana davet edilmiş iken ne yaptınız, tuttunuz? İz şart edatının cevabı fe ile başladığı için oradan da anlamış oluyoruz. Fe tekfurun, tuttunuz, küfürde bulundunuz, küfrettiniz. Yani diğer bir ifadeyle kafir oldunuz. Ve kalu, kalu derler, Rabbena ey Rabbimiz, emettenetneteyni, yani imateteyni, sen bizi öldürdün. Kaç kere? İki kere. Ve ahyeytenetneteyni, yani ihya eteyni, bizi de iki kere de dirilttin. Ya Rabbi, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin derler. Onlar ne mesela? Liennem nutfen emvat. Mesela nutfe idiler, siper. Meni halinde idiler. Yani ölü vaziyette. Bunun üzerine Cenab-ı Hak ne yaptı? Fe ahyu. Onları diriltti. Onları diriltti. Thümme sonra ümitu. Sonra onlar öldürüldü. Thümme sonra ahya bir bahti. Cenab-ı Hak sonra tekrar bahs için, yani tekrar mahşerde tekrar toplamak için, öldükten sonra, dünyaya gelip öldükten sonra tekrar diriltmek üzere onları tekrar Cenab-ı Hak ne yaptı? Tekrarında Cenab-ı Hak onları diriltti. فَاَتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا بِكُفْرِنَا بِالْبَاطِ. Öyle. Biz günahlarımızı itiraf ettik. Ne o günahı neydi en büyük? Öldükten sonra tekrar dirilip hesaba çekilme günahı. Öldükten sonra tekrar dirilmeyi inkar. Günahını itiraf ettik. Evet ya Rabbi. Biz böyle bir günah işledik. Doğru. Peki. فَهَلْ اِلَى خُرُوْجِمْ. Bizim için bir çıkış yok mu minen nari, cehennemden? Yani وَرْرُجُوْ اِلَى الدُّنْيَا. Dünyaya tekrar dönme. Niçin? Linutu ya Rabbena. Rabbimize itaat etmek için. Tekrar bizim için bir çıkış yok mu? Yani minsebil, bir yol, tarifi. Yani tekrar dünyaya dönüp de Rabbimize itaat etmek amacıyla bizim için bir çıkış yolu, minsebil, bir yol yok mu, tarifi? Böylece cevabı ve onlara cevap ise ne olur? Ne olur? Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Zaten çünkü Cenab-ı Hak vasati olarak 70 yıl zaten müsaade ediyor. Onun için tekrar bu işin dönüşü yok. Zalikum, işte bu. Yani el azabul lezi entum fi. Bu içerisinde bulunmuş olduğunuz azap var ya. Bi ennehu, ne sebebiyledir? Yani bir sebebi ennehu fi dünya. Dünyadaki şu şey sebebiyledir. İza du'iyallahu vahdehu. Bir olan Allah'a çağrıldığınızda ne yaptınız? Kefertum bi tevhidi. Ona eş ve ortak koştunuz. Ona küfrettiniz, inkar edip
birliğini ve tekliğini inkar etmez. Ama ve en yüşrek bihi, yani yüc'allehu şerik, ona ortak koşulma durumuna gidildiğinde ise tu'minune, o sizi davet edenlere inandınız. Yani tasaddaku bil işraki, ortak koşmayı kabul ettiniz, doğruladınız. Artık madem olay böyledir, o halde. Fel hükmü, hüküm de fi tazibukum, size azap konusundaki hüküm de artık lillahil ali, yüce olan ala halki, mahlukatına karşı ali olan Allah'ındır. Daha el kebir il azim, kebir ve büyük, yüce olan, ali olan artık Allah'ındır bu hüküm. Artık onun dışında başka bir hüküm sahibi hükmedecek yoktur. Hüvellezi, o kişi ki, yurikum ayati, ne yapıyor? Yani yurikum sizi ayati, ayetlerine yöneliyor. Ayetlerine yöneliyor. Yani delaile tevhidi. Tevhidinin delilleri olan ayetlerini size gösteriyor. Era yürü şeklinde de ifade ediyor. Yöneliyor, yönlendiriyor. Sizi size gösteriyor. O kişi ki varlığının birliğinin, ki bu ne olur? Kainat olur. Kur'an-ı Kerim olur. Peygamber Efendimiz. Üç büyük külli muarif, tarif edecek. Sizi Allah'ın birliğine, ayetlerine, vahdaniyetinin delillerine yönlendiriyor, gösteriyor. Ve yunezzilu lekum mines semai, ve size semadan rızkan bil matare, yağmur ile size gökten rızık indiriyor. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ve ma yetezekkeru, yani yetta'izu, öğüt almıyorsunuz. İlla ancak men yuni, yani yercu an şirki. Ancak şirkten dönmüş olan, inabe, dönmüş olan kimse bundan istisna, müstesna. Yani onun dışında bundan bir öğüt almıyorsunuz. Ama o zat, işte mesela Efendimiz, size ne yapıyor? Tevhidinin, vahdaniyetinin, birliğinin ayetlerini era yürü, size gösteriyor, bildiriyor, ortaya koyuyor, anlatıyor, müjdeliyor ve korkutuyor. Ama siz ne yapıyorsunuz buna rağmen? Hem de öyle ya, rızkınız nereden geliyor? Rızkı size kim veriyor? Gökten yağmur ile. Buna rağmen öğüt almıyorsunuz. Tabii şirkten dönmüş olanlar elbette ki bundan müstesna. Fedullâhe, o halde ubuduhu, yani Allah'a dua ediniz, yani ona ibadet ediniz. Ne olarak? Muhlisine, ihlaslı olarak. Neyde? Lehuddine, yine şirki. Şirkten, dinde muhlis olarak da Allah'a dua ediniz, ibadette bulunuz. Öyle ki, velev keriyel kafirun ihlasekum minhu, Allah'a karşı bu ihlaslı tavrınızdan dolayı kafirler istemese bile. Refi'ud derecat, dereceleri yükseltendir. Makamları yükseltendir. Ey Allah, azime sıfatı, yüce sıfat sahibidir Allah. Derecesi yüksek, dereceleri de yükseltendir. Yani, ey rafi'u derecatil mü'minine fil cenneti, cennette müminlerin derecelerini yükseltendir. Aynı zamanda zül arşi halifi, mahlukatı böylece arşın da sahibidir. Yani onu yaratandır. Yurkir ruha el vahye, ruha ne yapar? İlka eder, söyler, ifade eder, bildirir, vahyi bildirir. Yani ruh burada aynen Kadir suresinde olduğu gibi tenezzelül melaiketü ve ruhu fiha biizni. Cebrail'in bir adı da ruhdur. Min emrihi, yani kendi işinden, emrinden ruha, yani vahyi bildirir. Vahyi gönderir. Kavlu kime? Alâ men yeşâ min ibâdi, kullarından dilediğine. Vahyi ilka eder, hatırlatır, gönderir, bildirir, ifade eder. Niye bunu yapıyor? لِيُنْزِرَكُمْ, yani يُخَوْفَ مَلْقَى عَلَى النَّاسِ, مَلْقَى عَلَى النَّاسِ. Böylece insanlar buluştuğunda, insanlar buluştuğunda korkutmak için, inzar etmek için. Ne zaman? يَوْمَتَّلَى, o buluşma gününde, yani hesap gününde. بِحَسْفِ الْيَاءِ وَاِسْبَاتِهَا, yani yağının burada hem hasfı hem de ispatı tespitiyle. Ki o da nedir? Yevmel kıyamet. Kıyamet gününde. O kıyamet gününde insanların bir araya geldiği gün için, yani ahiret günü, hesap sorgu günü, ayette Cenab-ı Hak öyle diyor. لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ اِذِنْ عَنِ النَّاهِ, muhakkak ve elbette ki nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Öyle ki لِتَلَاقِ اَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ, yer ve gök ehli bir araya geldiğinde, ki onlardan kasıt mesela ne? وَالْعَابِدِ وَالْمَعْبُدِ, abidle mabud ve zalime vel mazlumu fi,
zalimle mazlum, hepsinin yerdeki gökte zıtların, böyle o buluşma gününde, hesap gününde, o sorgu gününde bütün bunlar bir araya geldikleri o gün için uyanman amacıyla Allah ne yapar? Dilediğine vahyi ilka eder. Dilediğine vahyi verir, aktarmış olur. Yevme o gün, yevmehum o gün barizune, haricune min kuburihim. İnsanlar fırlar, kabirlerinden çıkarlar. Bariz. Barizin birkaç anlamı, tebaruz, açığa çıkma, zahir gibi manaları var. Kabirlerinden çıkarlar o gün. La yakfa alallahi minhum şeyun. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ve böylece onlar ne yaparlar? O meydana fırlarlar. Hangi kabirlerinden çıkarlar? Aynen baharda otların bittiği gibi bir anda. Böylece o yer, ayette de ifade edildiği gibi, üzerinde olan her şeyi o haber verir, söyler, dile getirir. Onlar kabirlerinden çıkar. Ve hatta derler ki kafirler, yahu bizi bu uykumuzdan kim uyandırdı? Yani kabrimizde güya yatıyorduk, bizi kim uyandırdı? Bir hesap var, sorgu var. La yakfa alallahi minhum şeyun. Onlardan hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Ve Allah der ki, limenil mülk, mülk kimindir el yevme bugün? Bugün mülk kimindir? Yani kimdir bugünün sahibi? Sahip olan bugünün sahibi kimdir? Yekulu Teala, Allah der. Ve yücibi nefsehu, ve yine Rabbimiz cevap verir. İlla Allah'ındır. Bugün mülk Allah'ındır. Hakimiyet Allah'ındır. Hangi? El-Vahid bir. Aynı zamanda El-Kahar-i Halki. Mahlukatının üzerinde kahar, cebbar, hakim pozisyonunda olan elbette ki Allah'ındır. Mülkün sahibi odur diyerekten Cenab-ı Hak böylece kendi malikiyetini, sahipliliğini, hakimiyetini böylece ifade eder. El-Yevme bugün. Tüczâ cezalandırılır. Tüczâ, ceza biz olumsuz manada kullanıyoruz. Karşılık manasına geliyor. Karşılık verilir. Yani bu cehennem cezası olarak, cennet ödülü olarak da söylenilir. Kime? Küllü nefsin. Her nefis cezalandırılır. Karşılığı verilir her nefse. Ne ile? Bima kesebet yaptığıyla. Ve men yâmel miskâle zerretin hayran yere ve men yâmel miskâle zerretin şerran yere. Kim zerre kadar iyilik yaparsa karşılığını, kim zerre kadar kötülük yaparsa karşılığını görür. Öyle ki la zulmen. Artık bugün zulüm yoktur. Yani kimseye zulmedilmez. İnnallâh seyrul hesab. Allah hesabı seri ve hızlı olandır. Yani yuhasibu cemiyel halkı, mahlukatı, tüm mahlukatını hesaba çeker. Fî kadr nısfî naharin min eyyâmid dünya. Bir hadisi zâlike. Bunu nereden alıyoruz? Yarım gün kadar da olsa, yarım gün kadar da zamanda da olsa Cenab-ı Hak tüm mahlukatını hesaba çeker. Bunu hadisten anlıyoruz. Hadis-i şerifte bu manada beyan edilmiş olmaktadır. Evet. Bu manada hadis de mevcut olmuş olmaktadır. Yani yarım gün kadar bir zamanda da olsa Cenab-ı Hak onların hesaplarını süratli bir şekilde, seri bir şekilde hesaplarını Cenab-ı Hak görür. Bu konuda da hadisler vardır. Ve enzirhum, onları inzar et. Ne ile? Yevmel azifeti. Gele yaklaşan günle. Yani yaklaşan günden kasıt yevmel kıyamet. İktarab-ı sağ, kıyamet yakınlığında olduğu gibi. Kıyamet günüyle, yani yaklaşan günle onları inzar et, sakındır, korkut. Çünkü peygamberler iki, beş sıfatının haricinde iki görevleri vardır. Cennetle müjdeler beşir, cehennemle korkutur nezir. Mübeşşir ve münezzir. Beşir ve nezirdirler. Min ezifir rahil. Bu ifade, azife ifadesi ezifeden alınmadır. Yani karube, yaklaştı manasına. O yaklaşan günden insanları sakındır, insanları uyar şeklinde. İz vaktaki kulubu, idil kulubu, vaktaki kalpler ne olur? Tertefiyu hafen. Korkudan yükselir. Korkudan kalplerin yükseldiği zaman. Ne zaman leda? Buradaki leda inde manasına. Olduğunda elhana ciri, boğazının yanında olduğunda. Korkudan yükseldiğinde ve aynı zamanda boğazının yanında olduğunda. Yani can boğaza geldiği ifade edildiği gibi. Ne olarak? Kazimine. Yani yutkunuyor oldukları halde. Mümteliğine gammen. Gam, keder, üzüntüyle dop dolu olduklarında.
yutkunuyor oldukları bir halde, öyle bir vaziyette. Bu nedir? Halun min kulüp. Şuradaki kulüpten bu ifade, kazimine ifadesi haldir. Yani umilet bil cem'i bil ya'i ve nuni bi muamelete ashabiha. Hem ya ile hem de nun ile de cem'i yapılmış olmaktadır. Böylece burada muamelete ashabiha, yani bu durumda kalplerin sahiplerinin muamelesiyle, kalplerin sahiplerinin muamelesiyle nun ve ya ile de böylece cem'i kılınmış olmaktadır. Mali zalimine, zalimler için yoktur. Min hamim, bir dost, muhit, bir sevgili. Burada hamim kaynar su manasına da, sıcak manasına da gelmektedir. Yani sıcak kanlı diyoruz ya, dost. Orada zalimler için bir dost yok, bir sevgili yok. Aynı zamanda velâ şefî'en yuta'a. Dünyada parmak işareti yapıyordu. 50 kişi geliyordu. Buyur efendim, ne emredersiniz? İtaat edilecek bir şefaatçi de yok. Yani onlara orada emirlerini yerine getirecek bir şefaatçi de yok. La mefhume lil vasfi. Bu nedir? Sıfatın mefhumu muhalifi yoktur manasına. Bu niçin? İz çünkü la şefi alehum aslen. Gerçekte, hakikatta onlar için orada bir şefaatçi yoktur manasına. Yani fema lena min şafiyen. Mesela onlar da diyor, bizim için bir şefaatçi yoktur. Veyahut da burada la mefhume lil vasfi olduğu gibi veyahut da lehu mefhumun ala zuhmihim. Kendi zuhumları, bilgileri, düşünceleri, inançları, tasavvurları üzerine onların iddialarına binaen. Onların, yani sıfatın mefhumu muhalifi vardır manasına. Burada da, burada yoktur, burada da mefhumu muhalifi sıfatın vardır manasına. Onların işte bu iddialarına binaen. Ki enneler müşifaa. Onlar ne diyorlardı? Canım, oraya giderse evladımız var, malımız var, yardımcılarımız var, dayımız var, şefaatçılarımız var, putlarımız var. Onlar bize yardım eder diye zoom ettiklerinden dolayı böyle bir iddiada bulunuyorlardı. Böyle bir iddiada bulunuyorlardı ve böylece o iddiaların geçersiz olduğunu ifade etmiş o. Yani lev şefa'u faraden lem yukbelu. Doğru. Yani diyelim ki eğer bizim şefaatçımız vardır dese, o şefaatçıları da onlara farz-ı muhal olarak, yani olmaz ya, mesela farazi olarak varsayımla öyle olmuş olsa bile lem yukbel. Onlardan onların bu şefaati kabul edilmez ki. Ya'lemu eyillah. Allah bilir. Neyi bilir? O gün bununla ilgili de bir yazı yazsaydım. Hainetel a'yun. Gözlerin ihanetini, gözlerin hain bakışını, gözlerin gizlice ihanetli bir şekilde kötü bakışını Allah bilir. Bir müsarekatiye en nazar ilel mahrem. Yani haram olan bir şeye gözlerin gizli olaraktan, musarakat sirkat kökünden de gelmiş oluyor. Hırsızlayıcı, çalıcı, yani helal olan bir şeye bakıp da onu çalmak, böylece harama bakmak amacıyla gözlerin o gizlice bakışını bilir. Neye bakışını? Harama. Aynı zamanda Allah neyi bilir? Ve ma tuhfis suduru el kulubu. Sadırların ve kalplerin aynı zamanda içinde gizlemiş olduklarını da elbette ki Allah bilir. Evet, vallahu yahdi bil hak. Allah amen. Hakkı hükmeder. Hak ile hükmeder, hakkı hükmeder. Vellezine, o kimseler ki yed'une, dua ediyorlar. Ya'buduna, ibadet ediyorlar. Yani kim? Küffar-ı Mekke. Mekke kafirleri ibadet ediyorlar, çağırıyorlar, dua ediyorlar. Bu ifade ya'buduna ve ta'buduna. Ye ile de te ile de olabilir. Ni? Min dunihi, Allah'ın dışında. Ki onlar ne? Vehümül Eslam. Allah'ın dışında o kafirler ki putları kendilerine çağırıp davet ediyorlar ve onlara ibadet ediyorlar. La yakdûne bir şey. Onlar hükmedemezler herhangi bir şeyle. Yani fekeyfe yekûnune şüreke alillah. Allah Allah. Nasıl olur onlar Allah'a şerik ve ortak olurlar? Mümkün mü? Yani onların Allah'a şerik ve ortak olması nasıl olur? Mümkün mü? Olmaz yani, diğer bir ifadeyle. İnna Allahu ve's-semi'u muhakkak ve elbette ki Allah li akvalihim, onların sözlerini işitendir. El-basiru bi ef'alihim, onların fiillerini de yaptıklarını da elbette ki Allah görendir. Evelem yesiru, bu ifade Kur'an'da birçok yerde geçer. Hatta geziniz, yeryüzünü geziniz, geçmiş kavimlerin başlarına gelenlere bir bakınız diyerekten
Bu ifade Kur'an'da sürekli bir şekilde Cenab-ı Hak hatırlatır. Evelem yesiru, gezmediler mi? Fil ardı, yeryüzünde. Feyanzuru, baksınlar. Neye? Keyfe kâne âkıbetüllezîne kânû min kablihim. Kendilerinden öncekilerin akıbetlerinin nasıl olduğuna bir baksınlar. Böylece bu görmek için bunu ne yapmaları lazım? Yeryüzünü seyretmeleri, gezmeleri lazım. Gezmediler mi? Yani görmediler mi? Ki kânû, o helak olmuş olanlar, tüm onlar eşedde minhum. Yani kendilerinden daha şiddetliydi Ad ve Semud kavmi. Ne bakımından? Kuvveten. Ve fi kıraatin minkum. Bir kıraatte minhum değil de minkum şeklinde kıraatte okunmuş. Hangi bakımından? Kuvveten. Kuvvet bakımından. Ve ataren, ve ortaya koymuş oldukları eserler bakımından. Fil ardı, yeryüzünde. Mesela ne gibi? Min mesaniya ve kusurin. Su sarnışları ve saraylar gibi. Su sarnışları ve saraylar gibi yeryüzünde eserleri ve kuvvetleri kendilerinden daha şiddetli olan geçmiş kavimlerden nicelerini helak ettiğini görmüyorlar mı? Gezip bir yeryüzünü gezip bir baksınlar. Ve ahaze. Allah onları tuttu, yakaladı. Polisin hırsızı, suçluyu, kaçan kişiyi yakalaması gibi. Yani ehlekehum. Allah onları helak etti. Neden? Bir zunubi, günahları sebebiyle. Ve mâ kâne lehum minallâhi. Allah'ın dışında onlar için min vâk, bir koruyucu. Azabe, o azabından koruyucu da yoktur. Vikaye edecek, koruyacak, Allah'ın azabından onları sakındırıp koruyacak da herhangi bir kimse yoktur. Zalike, işte bu, bi ennem, onlar kânet idiler. Te'tihim, onlara gelirdi Resulun, peygamberleri, bil beyinat. Burada şunu ifade edeyim. Bu ki altta, aşağıda caede de gelecek. Orada da ifade edeceğim. Eta ye'ti te'ti. Lazimi bir fiildir. Gelme manasına. Fakat lazimi olan bir fiil ba ile kullanıldığı zaman müteaddi olur. Mesela ne gibi? Zalike, işte böyle. Bi ennehum kânet idi te'tihim, onlara gelir idi Resulun, peygamberleri, bil beyinati. Beyinelerle, yani mucizelerle, açık mucizelerle, bil mucizati zahirati. Bir bu mana. Ama müteaddi olduğu için şu mana verilir. Te'tihim rusulu, onların peygamberleri onlara getirirdi. Neyi getirirdi? Bil beyinati, el mucizati zahirati. Açık mucizeler ve beyine ve deliller onlara getirirdi. Onun için bağdan dolayı lazimi olan fiil müteaddi olmuş oluyor. Getirince peki onlar ne yaptılar? Fekeferu. Onlar inkar ettiler. O inkar edince ne oldu? Fe'ahazahumullah. Allah onları yakaladı. Yani onları helak etti. İnnehu, o Allah, kaviyyun, güçlü kuvvetlidir. Şedidul ikab, azabı gayet şiddetli olandır. Azabı gayet şiddetli ve dehşetli olandır. Bürhanun beyinun, zahirun. Ha, evet. Ve lekad ersenna, muhakkak ki biz gönderdik Musa'yı. Ne ile? Bir ayatina, ayetlerimizle gönderdik. Bir sultanin mübin, bürhanin beyinin. Ve açık delillerle ve bürhanlarla biz peygamberimizi, Resulümüzü gönderdik zahir. Zahiri delillerle, ki Hazreti Musa onlara mesela 9 tane mucize göstermişti. Her seferinde de ya Musa, söz tövbe, vallahi bir daha yapmayacağız. Bu belayı üzerimizden kaldır. Gerçekten Cenab-ı Hakk'a ibadet ve kulluk edeceğiz deyip söz vermelerine rağmen, peygamberler de ümmetinin babası mesabesinde olduğu içindir ki her seferinde Hazreti Musa Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. O belayı onlardan kaldırmış oluyor. Evet, onlar böylece Cenab-ı Hak onlara Musa'yı apaçık delillerle ve aynı zamanda ayetlerle, yani Tevrat ile ve apaçık zahiri olan güç kuvvet, yani mucizeler ile biz Musa'yı gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Kime? İlâ Firavun'a. Bir baş aktör. Firavun'a ve onun yardımcı aktörü Haman, onun veziri. İnşaat mühendisi gibi bir özelliği var. Ki ona öyle diyor. Ya Haman umlili sarha. Ey Haman, bana bir kule yap. Gerçekten Musa'nın dediği gibi gökyüzünde bir Rab var mı, onu rasat edip bir bakayım, göreyim. Kabuğunu kıramamış. Kabuğunda adam, yumurtanın kabuğunda, bana yumurtanın içerisinde bir merdiven yap da diyor dünyaya bakayım. Dünya kabuğunu kırmamış, nasıl görecekse. Daha ve Karun. Kime gönderdi? Karun'a. Karun Hazreti Musa'nın akrabası. Çok fakir. Hiçbir şey yok.
Cenab-ı Hak kendisini zengin ediyor. Kasas suresinin son 1,5 ayetinde geniş ve detaylı bir şekilde anlatılmaktadır. Fekalu hum, onlar ne dediler? Peygamber Efendimiz'e dediklerini dediler. Sahirun kessabun, sihirbaz, yalancı isnadında bulundular. Yani kendi kalitelerini de böylece göstermiş oldular. Felemma, vaktaki caehum, onlara geldi bil hakki, hak ile. Yani lazimi olduğu içindir ki ba ile geldiğinden dolayı müteaddi olur. Böylece onlara hakkı getirdi. Min, yani bir sıdkı, doğruluğu, hakkı ve hakikati getirdi. Nereden? Min indina, tarafımızdan. Kalu, onlar ne dediler? Uktulu, öldürünüz. Ebna ellezine amenu, ona iman edenleri, ona iman edenleri öldürünüz. Ma'ahu, onunla beraber. Onunla beraber olup da ona iman edenleri öldürünüz. Vastahyu, yani istebbu, baki bırakınız, terk ediniz. Neyi? Nisa'ı, kızlarını. Erkeklerini öldürünüz, kızlarını baki bırakınız. Yani terk ediniz. Ve ma keydül kafirine illa fi dalal helak. Yani kafirlerin hilesi nedir? Ancak helak olmaktır. Sapıklıktan başka bir şey değil. Bu durumda tabii Firavun rüya görüyor. Rüyasını yorumlattırıyor. Yorumlayanlardan birisi diyor ki bugün dünyaya gelen bir erkek çocuğu, sizin tacınızı, tahtınızı, saltanatınızı yok edecek. Bunun üzerine Firavun emir veriyor. Tüm adamlarını mahallelere, sokaklara, her tarafa salaraktan köy, yani Mısır'ın köylerine, şehrin içine, her tarafına o gün doğan erkek çocukların hepsini öldürmelerini emrediyor. Onlar da tüm mahallelere dağılarak binlerce çocukları öldü, erkek çocuklarını öldürüyorlar. Ancak o gün doğan çocuklardan birisi de Hazreti Musa. Bunun uzunca ben hikayesini, kıssasını anlatmıştım. Ve böylece bir, sarayda tanıdıklarının olması, olaydan önceden haberdar olmaları, evlerinin de Mısır'ın en ücra dışarı yerinde olmuş olmalarından dolayı anne çocuğunun doğumunu gizliyor. Ancak bir müddet sonra, artık bu olay bittikten bir müddet sonra içerisine şikayet gibi durumlardan dolayı korku geldiği için Allah'ın da kendisine ilham etmesiyle Nil'e bırakıyor. Ondan sonra macera devam ediyor. Ve böylece Firavun'un sarayının önüne geliyor Asiye. O da iman etmiş, Firavun'un hanımı, çocukları olmuyor. Ve böylece artık o çocuk sarayda büyüyor. Hakikaten daha sonra işte Firavun ile olan mücadelesi devam etmiş oluyor. İşin garip tarafı, Firavun döneminde erkekler öldürülüyor, kızlar bırakılıyor. Kızlar bırakılıyor ki Yahudi var o durumda. Aslında bununla da Bediüzzaman Hazretleri bunu, onlar böylece kızları da fuhşiyatta da kullanıyorlar. Bugün de olduğu gibi Yahudileri. Fuhuşta, fuhuş sektöründe kullandıkları için. Cahiliye döneminde ne yapıyorlar insanlar, cahiller? Bu sefer onlar da erkeklerini bırakıyorlar, kızlarını öldürüyorlar. Şu tezada bakıyor musunuz? Maalesef. Evet, inşallah buraya kadar, bundan sonrasında da inşallah devam edeceğiz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.